Bursa'nın İznik ilçesinde yüzyılın keşfi olarak bilinen bazilikada yapılan sualtı kazıları 2000 yıllık tarihe ışık tutuyor. Yüzyılın keşfi olarak nitelendirilen İznik Gölü'ndeki bazilikanın, Göbekli Tepe'de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla, tarihe ve doğaya zarar vermeyecek bir yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılması planlanıyor. Surları, kapıları, müzeleri ve tarihi mekanlarıyla çok önemli bir bölge olan İznik'te, bazilikanın ziyarete açılması, bütün dünyanın ilgisini çekecektir. Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon Tapınağı, Senato Sarayı ve Neofitos adına 4. yüzyılda inşa edilen kiliseden oluşan yapı, gökyüzünden ve su altından görüntülendi. Yerel yönetimler bölgenin ikinci Göbekli Tepe olması için harekete geçti. 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde, İznik Gölü içerisinde fark edilip daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde, 2000 yıllık bazilika olduğu keşfedilen tarihi yapıdaki sualtı kazıları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazilikada 3 evreli bir düzen olabileceği üzerinde duran uzmanlar, Hristiyanların 1. konsülünün yapıldığı senatonun burada yapılmış olabileceği üzerinde duruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile İznik Müze Müdürlüğü Başkanlığı tarafından sürdürülen bazilika kazısının danışmanlığını yapan Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, şu anda elde ettiğimiz verilere göre Hazreti İsa'dan sonra 2. yüzyıldan başlayarak burada bir yapı kompleksi mevcut. Ama asıl önemli olan bölüm Hazreti İsa'dan sonra 4. yüzyılın sonlarında inşa edilen bazilika yapısı. Onu da 2016'da yapmış olduğumuz kazılarda elde ettiğimiz verilere göre çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. 2014 yılında keşfedilen ve şu anda mimarisi ile temel kalıntılarıyla bize ulaşan yapı, ilk olarak Hazreti İsa'dan sonra 390 yılında yapılmış ve günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bazilika denildiğinde genellikle Hristiyanlık döneminde kilise yapılarının ana plan sistemi akla geliyor. Bazilikanın içindeki dini yapının kime ait olduğunu tespit etmek için araştırmalar sürdürülüyor. Hristiyanlar için çok önemli bir merkez. Bunun en önemli sebebi ise, 1. ve 7. konsüllerin burada toplanmış olmasıdır. 1. konsülün nerede toplandığı bilinmiyor. Senato Sarayı'ndan bahsediliyor ama, bilindiği kadarıyla hiçbir imparator burada yaşamamış. Dolayısıyla İznik'te saray yapısının olması ihtimali çok zor. Konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarda Vatikan Sistine Şapeli'nde 1. konsül resmedilmiş. Yani konsüllerle ilgili çizimler var. Duvarlarda bu resimlerde toplantı yapılan yer, sur dışında, göl kıyısında olan bir yer. Su altındaki yapının konumu göz önünde bulundurulursa, toplantı burada bir salonda yapılmış olabilir. Bu soruya cevap bulmaya çalışılıyor. Konsülün toplandığı yapı bulunursa, İznik'e din turizmi açısından çok önemli bir fırsat sunulmuş olacak. Göl altında bulunan kalıntılar, yapının 390'dan sonra yapıldığını gösteriyor. En son evrede de kilise yapısı söz konusu. İznik, Bizans İmparatorluğu'nun doğuya açılan kapısı. İstanbul'dan gelen askerler, İznik limanından çıkarak karaya hareket etmişler. İznik Sualtı Bazilikası dünyanın en önemli 10 arkeolojik buluşundan biridir. Şu anda bakanlığımızın desteğiyle kazı çalışmaları devam etmektedir. Bizler de bu önemli turistik ve tarihi değeri turizme kazandırmak için ivedi şekilde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İznik Alan Başkanlığımız ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzle birlikte toplantılar gerçekleştirdik. Bir an önce bölgenin turizme kazandırılmasını, bununla ilgili proje çalışmalarını bitirip bakanlığın onayına sunulmasıyla ilgili kararlar aldık. İnşallah kısa süre içerisinde tahminimce bu yazın Haziran aylarına kadar bu projeleri gerçekleştirip İznik'te yeni bir uluslararası turizmi hareketi başlatmak için ivedi şekilde çalışmalarımıza başlıyoruz. İznimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.